Sonra onun üzerine Kemal Pir'ini kaldırdı. Kemal dedi ben de hayır görüşüm tüm görüşlerine katılıyorum ve ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben de evimi kaldırdım. Heli komediti vestrane bir. Diyeceğim bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Yeniden 1981 yılının başına dönelim. Cezaevinde herkes kurallara uyunca ne oldu? 81'in sonlarına gelindiğinde yani bu her taraf artık kurallara uyuyor. Esat Oktay şunu mesela açıkça söylemiyor. Artık cezaevinde benim kurallarıma uymayan tek bir sinek kalmadı. O bunu açıkça söylüyordu. Ve 35'te yani kurallara uyulduktan sonra cezaevinin genelinde işkenceler daha da boyutlandı. Çok korkunç derecede yükseltildi. Mesela biz 35'te çıkarıldık, 22. koğuşa götürüldük. Biz dedik yani şimdiye kadar direndik. İşte kurallara uymadık ama şu anda kurallara uyduk. En azından gideceğimiz koğuşta biraz daha toleranslı davranırlar, rahat eder, şey yaparız. Çünkü daha katmerli işkenceler gelmeye başladı. Ağustos ayıydı mesela. Diyarbakır sıcağı 40-45 derece arasında mesela oynardı o aylarda. Yukarıdan çıplak sıcak betonun üzerinde mesela bizi süründürüyorlardı. O sürünmede bu dirseklerimizin hepsi kalkıyordu yani. O sıcak betonla bütünleşti ve sürünmeye başladığı an bitiyordu. Bu işkenceler öyle yoğun bir noktaya getirildikten sonra zaten dedim ya insanın istemediği bir şeyi kabul etmesi kadar onur kırıcı bir şey olamaz zaten. Yani zaten o teslimiyet sürecinin kendisi bir onurla oynama süreci olarak da insan kabul etmesi gerekiyor. Koğuştaki tutuklular ne yapmak istiyorlardı? İnsanlar artık burada bireysel çaba içerisine girdiler yani. Onurumu, kişiliğimi nasıl koruyabilirim? Ve o dönemin en onurlu tutumu mahkemelerde Kürtlük davasını savunmaktı. Yani. Tabii bu başka şey kalmamıştı yani. Çünkü bütün kurallara kabul ediyorsun. Yat dediğinde yatıyorsun, sürün dediğinde sürünüyorsun, yüz dediğinde yüzüyorsun. Ve bu böyle devam ediyor. Sigara size karşı silah olarak nasıl kullanıldı? İnsanlar mesela sigara içiyor, sigara silah olarak kullanılıyor. Pencereler hepsi kapatılıyor ki aynı bizim koğuşta da oldu. Herkesin ağzına 6 tane sigara konuldu. Yak söndür, yak söndür, yak söndür. Pencere kapalı, kapalı, dumandan gözü görmüyor. Ve söndürüyorsun. Ondan sonra çekip gidiyorlar, diyor kimse pencereleri de açmayacak. Tabii biliyorsun bunun ne biçim bir hakaret olduğunu. O anda sigara içen insanlar var. Mesela aylarca sigara verilmemiş ama bu şekilde verilmiş. O sigara izmaritlerini toplayıp diyor en azından bunlar işkence niyetiyle bize bunu yaptılar. Biz de efkarımızı dağıtmak niyetiyle bu izmaritleri toplayıp sonra teker teker içeriz. Mahkemelerde Kürdistan davasını savunanların sayısı fazla mıydı? Herkes savunma yapmadı yani. Savunma veya diyelim ki davayı savunma çok nadir oldu 35'teki ve o bir sertmeydi. Mesela ben kendim savunma yaparken çok gurur duyurdum bu hareketimle ve koğuştaki arkadaşlar tarafından da büyük bir saygınlık yaratıyordu. Tabii arkadaşlar derken öyle dayanışma falan yok yani. Ama biliyorsun ki sana karşı bir saygı var. o tutumun, yani orada kabul edilecek bir tutum varsa odur. Yani onunla sen hem tabii yıkılma var, yüreğine su serpiyorsun. Teslimiyet dönemindeki psikolojiniz nasıldı? Teslimiyet dönemi yaşadığın zaten şöyle bir psikoloji genelinde gelişti ya, artık ne halk bizi kabul eder, ne parti bizi kabul eder, ne dışarıdakiler bizi kabul eder. Artık biz lanetli bir durumdayız yani. Bu psikoloji var. Hatta öyle espriler gelişti ki kimi diyordu ben artık çıksam babamın yanında lokantada çalışacağım. Kimi diyordu tekrar gidip işte mercimek olacağım. Kimi diyordu imkanım olursa okuluma tekrar devam edeceğim. Yani artık yani onursuz bir insan olarak oluyor. Artık hakla, halkın haklarını, Kürtlüğün davasını savunma gibi şey değil. Bu tür şeyler artık insanda gelişti yani. Gelişti. Fakat işte o arkadaşların yani yapılan savunmalar, yaptığımız savunmalar insan yine de yüreğine su serpmiş oluyorsun ve insanın bir onurlu tarafının olması gerektiğini hep düşünüyoruz. Çünkü bu ortamı keyfi olarak düşüncede kabul etmedin yani. Hiç hazmedilmedi yani. Yani insanlar diyordu da ben dışarıya çıksam ben ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Yani bu şey vardı. İhanet ve itirafların dayatılması sizi daha fazla zora soktu, değil mi? Bu işkence seansları, bu artık polis soruşturmalarının insanların tek tek alınıp tekrar ifadelerinin alınması, mahkemelere çıkarılıp sen pişmanım diyeceksin, ben bunu yaptım, diğeri şunu yaptı diyeceksin, arkadaşını tokatlayacaksın, işkence yapacaksın. O insanı çözmek için hangi yöntemler gerekiyorsa bize o konuda bilgi vereceksin. Siz başta işin bu noktaya varacağını bilmiyor muydunuz? Bu noktayı biz bilmiyorduk olacağını yani. Böyle bir şeyi de hafızamız dahi almıyordu. Fakat sonra bazı arkadaşlar mahkeme mesela gittiklerinde dediler ki ya bazıları mahkemede kalkmış böyle diyor yani. Pişmanım diyorum, ben bunu yaptım, şunu yaptım, diğeri şu yaptı. En büyük millet Türk milleti, işte böyle bu tür şeyler. Biz o anda diyebilirim ki kendimize geldik yani. Yani bu herkeste gelişti. Ha, demek teslimiyetten daha aşağı, daha kötü durumlar varmış. Bu da ihanetmiş yani. Belki şu anda herkes teslimiyet, ihanet olgusunun farklı yanlarını görebiliyor, aradaki farkı yakalayabiliyor ama o dönemde insan yakalayamıyordu yani. Ne bir mirasım var bu konuda, ne de bir tecrübem var yani. Ama biz bunu yaşaya yaşaya gördük. Bu durumu kavrayınca sizde ne gibi bir değişiklik oldu? Bir cesaret sana geliyor. Cesaret geliyor. Mahkemelerde pişmanlık duyanlar olduğu an savunma yapanlar daha da oldu. Yani savunma yapanlara katılımlar da fazla oldu. Birisi kalkıyor, ben duymuşum ki mesela mahkemede birisi itiraf yapmaya kalkıştı. Yani itiraf da denilemez. Daha doğrusu halktan bir insan dedi, ben duymuşum ki Ali Çiçek falan polisi öldürmüş. Yani Ali Çiçek kalktı dedi, evet dedi ben öldürmüşüm. Onu halk adına ben cezalandırmışım. Yani halkımın bana tarihin bana yüklemiş olduğu bir görevdi dedi. O işkenceciydi. Yani o mesela örneğin diyelim ki o itiraf yapan, ihanet yapmaya kalkışan insana karşı tavırlar artık böyle oldu. Böyle gelişti, şu oldu. İtiraf yapanların sayısı giderek artıyor muydu? Süreç giderek kötü oluyor. İtiraf yapanlar oluyor, ispiyonculuk yapanlar oluyor. Doğal olarak insanlardaki erozyon, kişilik erozyonu, baş aşağı gidiş çok hızlı yaşanıyordu. Ve bu örneğin yani idarenin amacı da tutukların gözünde çok güçlü olan, yüksek lider konumunda olan kadroları düşürmekti. Bir Yıldırım Merkez düşürüldü. Pek fazla diyelim ki birkaç kişi etkileyebilirdi ama onları gözüme Hayri Durmuş arkadaştaydı veya Mazlum Doğan'daydı, diğer arkadaşlardaydı. Mazlum Doğan'ın eylemi bu sürece mi denk geldi? Mazlum Doğan 21 Mart 1982'de 4. kat 9. hücrede kendi eylemini gerçekleştiriyor. Bu bir mesajdı yani. Koğuşunuzda Mazlum Doğan eylemini ne zaman duydunuz? Biz bir ay sonra bunu duyduk. Mesela o anda Nazım'ın eylemi olduktan sonra koğuşlarda, ki bizim koğuşta da oldu, sonra duyduğumuz kadar bütün koğuşlarda ne kadar ip, kravat, benzer şeyler varsa toplatıldı. Anladık ki bir şey olmuş. Fakat Batman grubuna giden bir arkadaş geldiğinde hemen bize söyledi, dedi Mazlum arkadaş eylem koymuş. Yani dedi kendini asmış kendi hücresinde. 21 Mart gecesi. Öyle dediği an tabii bu bir mesaj oldu bize. Ve tabii büyük bir moral bozukluğu şeyi. Yani bu arkadaş nasıl kaybedilir? Ondan sonra ne oldu? Dörtlerin eylemi olur. 17 Mayıs 1982'de dört arkadaş. Yani Ferhat Kurutay, Eşref Amin, Necmi Öner, Mahmut Zengin. Ki Mahmut Zengin benim aynı zamanda okulda sınıf arkadaşım. Beraber mücadeleye katılmış, Kürtlük davası için mücadele etmiş arkadaştık. Bunları eylem koydu. Tabii bu eylem konulurken o anda bile kesmeler oluyor, şey oluyor. Ama halen de biz farkında değiliz. Çünkü koğuşlar ancak mahkemeler vasıtasıyla biz haberleri duyabiliyoruz. Birisi o anda mahkemeye gittiğinde yapılan açıklamalara dayanarak cezaevinde neler oluyor, hangi olaylar var ve kim itiraf yapmış, kim eylem koymuş, onu ancak anlayabiliyorsun. Mahkemelere yansıyabiliyor yani. Ondan sonra bizim koğuşta mesela bu boya, tiner, yakıcı madde, jilet hepsi alındı dışarıya. Dışarıya alındı. Anladık ki bir şeyler var yani. Yani bu tür hareketlerle, davranışlarla artık cezaevinin genel durumunda bazı sonuçlar çıkarmaya çalışıyorsa, olup bitenden sonuçlar çıkarmaya çalışıyorsa, çünkü gerçekten her koğuş bir zindan. Yani Diyarbakır'ın kendisi de bundan dolayı bir kapalı kutu gibiydi yani. Diğerinde haber almak ancak dediğimiz gibi mahkemeler vasıtasıyla olabiliyordu. Mahkemede ne öğrendiniz? Mahkemeye gittik. Mahkemede artık Temmuz ayının başıydı. Fevzi Yetkin o koğuşta kalmıştı. O kalktı açıklamalar yaptı. Fatih Çavun kalktı açıklamalar yaptı. Yapılan baskılar, uygulamalar. Hayri arkadaş el kaldırdı. De sonra sana hak veririz. Yani konuşma hakkını. O sırada korkunç derecede bu itiraf politikasına bir tepki gösterildi yani bizim grup. Yani bizim grup da biraz hem kalabalık grup, Urfa grubu, hem de yapı olarak da çok nitelikli bir yapıydı. Yani insanlar bilinçli bir şey vardı. O Hilvan, Siverek, Urfa bölgesinde genelde çelişkilerin, çatışmaların en yoğun olduğu bölge ortamında gelmişler. Doğal olarak baskıların dışarıda da en fazla üzerinde olduğu bölge bu bölge oluyordu. Kadrosal olarak da yani diyelim ki o konuda Kürtlük davasına inanmış, çok kitleler etkilemiş olan insanların çoğu da bizim grupta geliyordu. Ve bu grup kalabalık olduğundan dolayı diğer koğuşlarla da irtibatların sağlanmasında iyi bir rol da oynayabiliyordu. Tabii bizim mahkeme başladığı an bazen bir hafta, bazen iki hafta, bazen bir ay sürdüğü de oluyordu. Her gün gitmek mecburiyetinde kalıyorduk. Tabii yani insanlarda tepkiler var. Tabii ki tepkiler sınırlı. Mehmet Hayri Durmuş, 14 Temmuz ölüm orucu direnişinin başladığını sizin bulunduğunuz duruşmada mı açıkladı? 14 Temmuz'a gelindiğinde işte Hayri Durmuş arkadaş eylem kararını açıkladı. Yani öyle ya, o an tabii ki çok hüzünlü bir andı. Cezaevinde yaşanan uygulamaları, insanlar hangi duruma düşürüldüğü, neden böyle yapıldığı teferruatıyla açıkladı yani. Ve ölüm orucuna başladığını söyledi. Arkasında Kemal Pir, Ali Çiçek, Fatih Çavun, Bedrettin Kavak, Ali Kılıç, bunlar katıldılar, tek tek katıldılar. Ve hakikaten de o dönemde çok ağır bir atmosfer ve hepimiz yani diyebilirim ki gözyaşlarımızı tutamadık. Yani Hayri arkadaş öyle açıkladı ki mahkeme heyeti ara verdi Geldi dedi, hayır isterseniz bırakın. Yani biz gerekli yerlere iletiriz durumların, şartların düzelmesi için. Yani çünkü onların o ortamda öyle bir şey söylemeleri de bir şeydi yani başarı. Çünkü yani etkilendikleri ortadaydı. Ama Hayri abi dedi yok yani bu sözlere de güven bulmaz. Sizin kararınızı da bu konuda memnuniyetle de karşılıyorum. Ama ben koşulsuz gidiyorum. Yani bu konuda açıklamaları falan oldu. Ne oldu? Diğer tutuklular ne yaptı? Tabii biz cezaevine döndükten sonra artık insan çığlıklarının sesi kalmamıştı. İşkencelerin sesini duymuyorduk. Bir sessizlik ve koğuşlara o şekilde bizi götürdüler. Yani eylemin sonuçlarını, 14 Temmuz'un sonuçlarını o andan itibaren hissetmeye başladık. Ha, demek ki onursuzluğa karşı, boyun eğişe karşı teslime hala yapılacak çok şeyin olduğunu o an zaten fark ettim. Yani onu diyebilirim ki yani müthiş derecede bir cesaret, müthiş derecede bir kendine yöneliş, müthiş derecede kendi sorumluluklarına, sorumluluklarıyla karşı karşıya gelme ve onun gereklerini yerine getirme hepsi bir arada bir anda oldu diyebilirim yani. Çok kısa bir an çünkü her şey çarpıcı bir şekilde yaşıyorsun. Mehmet Hayri Durmuş'un mahkemedeki konuşması ve takındığı tavır sizi uyandırdı mı? Neyin onurlu olduğunu, neyin onursuz olduğunu, neyin insanı, neyin insanlık dışı olduğunu hepsini ve o anda senin ne yapman gerektiğini şey oluyor. Yüz yüze geliyorsun ve kararını veriyorsun. Mesela hatırlıyorum artık yani cezaevine geldikten sonra bu durumları biz gördükten sonra yani o arkadaşlara olan bağlılığımız %100 gelişti yani. Zaten daha önce de o gözümüz hep o arkadaşlardaydı. Acaba bu arkadaşlar ne yapacak, biz ne yapabiliriz yani. Yani o bir önder, o bir kadro, biz herhangi bir sebep ve zaten öyle bir şey yapma çapı da yoktu bize. Biz de halen gençtik yani neydi 20 yaşında veya o güç de yoktu diyebilirim. Fakat onlar o gücü verdi yani. Bütün kitleye verdi. Hepimize verdiler. 2 ay sonra eylemin sonucu ne oldu? Tabii eylem çok başarıyla geçti. Çok başarıyla geçti. Mahkemelere gittik. Tabii artık Hayri arkadaşı görmedik. Ali Çiçek arkadaşı görmedik. Bu bizim için çok diğer arkadaşlar duyduk. O diğer arkadaşlar da şehit düşmüşlerdi. Çünkü Akif Yılmaz'dan sonra katılmış şehit düşmüştü. Kemal Pir arkadaşı görmedik. Yani tabii bu çok hüzün verici bir durum. Bunları öğrenince ne hissettiniz? Ama sen diyorsun ki artık ben bu insanları içimde yaşatacak mı yani? Bu durumdan sonra işkencelere nasıl dayanıyordunuz? Artık yani bu işkenceler mi şeymiş yani bir bağışıklık kazanma mı diyelim ne diyelim? İnan et artık yani hiç üzerimizde zerre kadar tesiri olmadı yani. Zaten artık o onursuz tavırlara şunu buna sen hemen karşı koyuyorsun. Yok diyorsun. Ha. Ama o genel teslimiyet kuralları bazıları devam ediyor. Sen onlara uyuyorsun. Ona uyarken de çok istemeyerek yaptığını hemen hissedebiliyorsun. Mahkemelerde zaten bu arkadaşlara ilk çıktığımda da ben kendime de bağlılığımı hemen ilettim yani. O dönemde İsrail Siyonizm'in o Filistin kamplarına saldırısı bir katliamı vardı Ariel Sharon'un önderliğinde. Şabra ve Şatila katliamı. Kalktım. O dönemde Şabra ve Şatila'daki katliamı da kınıyorum. Bu arkadaşların devrimci direniş ruhları önünde saygıyla eğilim ve takipçisi olacağım. Yani. 14 Temmuz direnişi yaşamına hala yön veriyor mu? Ve şunu ben açıkça söyleyeyim. Yani şu anda eğer mütevazi, saygılı, ölçülü, kendi halinde bir yaşam sürdürebiliyorsam o arkadaşların yaşam çizgisine olan bağlılıktan kaynaklanıyor. Bu kesinlikle böyle. 14 Temmuz çıkışı mahkemelerdeki durumu da değiştirdi mi? Tabii mahkemelerde artık itiraf yasası ters tepti. İnsanlar savunma yapmaya başladılar. Savunma yapmayanlar kalktılar. Biz savunma yapıyoruz. Yani katılım daha da güçlendi. Bu durum ne kadar sürdü? 82-83'e bağlayan kışın korkunç derecede tekrar üzerimize geldiler. Çünkü bizim mahkemelere artık siyasi, sözlü, yazılı savunma yapacağımız dönemlerdi. Siz siyasi savunma yaptınız mı? Biz koğuşlarda kalanlar mesela, bizim koğuşta sadece o zaman ben yapıyordum. Diğer arkadaşlar yoktu yani. Ama çok saygılı ölçülü arka 22. koğuşta. Ama yazılı savunmayı yazarken de yardımcı olan arkadaşlar oldu. Ben o arkadaşların hakkını da hiçbir zaman unutmam. Çok ağır işkenceler altından gizli bir şekilde yazdım. Yani kendi bilinç seviyemizde o dönemde işte Kürtlerin tarihi, Kürdistan devriminin yolu, yaratacağı sonuçlar hangi yöntemlerle yazdık gizliden. Ben yazıyordum. Ramazan Ölek adındaki arkadaş, o İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bitirmişti. O yardımcı olurdu. Şerif Kaplan adında Erkanlı bir arkadaş. O yazısı çok küçük olduğundan dolayı çok yazdığımız şey az sayfaya sızdırıp mahkemeye ulaştırmak için yardımcı oldu. Yani diyebilirim ki burada o savunmaları mahkemeye ulaştırmada o arkadaşlara da nimetlerini yani burada da belirtmek isterim. Çünkü o dönemde en ağır koşullarda böyle bir dayanışma az bir dayanışma değildi yani. Ve zaten o savunmalarımı mahkemeye ulaştırdım. Bu durumda mahkemenin sana karşı tavrı nasıl oldu? Bana o mahkemede normalde müebbet verildi, 18 yıla düştü hiçbir gerekçe olmamasına rağmen. Yargıtay'ı da bozuldu bu 18 sene çok vermişsiniz diye. Tekrardan o 18 yıl verildi. Israrla Kürtlük ve peykerlik davasını savunduğundan dolayı artırılarak ceza verildi. Verildiği gerekçesi gösterildi yani. Yalnız bir davadan mı yargılanıyordunuz? Diğer mahkemelerimiz de sürdü. Onda zaten idam yedik. Yani. Müebbete çevrildi. Müebbet 11,5 yıl yattı. Size isnat edilen sabit bir suçlama var mıydı? Mesela soruşturmada o dönemde üzerimde ifade veren bir olay olmuş. Dedi biz beraber yapmışız bu ifade. Sonra o insanın o anda Hilvan'da olmadığı ortaya çıktı. İstanbul'da ortaya çıktı. O tahliye oldu. Onun soruşturmada verdiği ifadeden dolayı bana ceza verildi. Peki 14 Temmuz direnişinden sonra tutuklular arasında güven bağı gelişmeye başladı mı? Yani bu zaten ölüm orucu 14 Temmuz olayı böyle olduktan sonra yani bu mahkemelerdeki çıkışlar olduktan sonra insanlar arasındaki dayanışma gelişti. 35'te bulunan arkadaşlar zaten artık fark ediyorlar koğuşlarda hangi insanla dayanışma olacak, hangi arkadaş nedir biliniyor yani. Çünkü mahkemeye beraber çıkıyoruz, görüyoruz. Ve şu mesaj hep verildi. Hazırlıklı olun, kendinizi hazırlayın. Bu zincir tam anlamıyla kırılacak yani. Biz de gittiğimiz yer, koğuşumuzda bunu söylüyorduk. Gittiğimde artık insanlar çevremi tutuyordu. Diğer arkadaşlar çevresini tutuyorlar. Kiminle görüşebildiniz, ne oldu? Ve bu artık şey oldu yani. Yani bu 83'ün ortalarında itibaren zaten doğal olarak o kurallar hepsi aşındı. Yani ne kadar işkence yaptılar da insanlar geri çevrilemedi. 35. koğuşta kalan tutukluların kitle üzerinde etkisi var mıydı? Ve tabii 35'teki yapı daha derli toplu, daha güçlü kadro hepsi orada olduğundan dolayı yani onların alacağı kararlar doğal olarak da bizi bağlıyordu. Tabii yani doğal olarak bağlıyordu çünkü hala organik bağlar şu bu yani o dediğimiz gibi şeyler yok. Tam yaratılmamış ama kimin kiminle hareket edeceği, kim olduğu artık biliniyordu yani. 1 Eylül 1983 gününe bu koşullarda gidildi. 1 Eylül'de biz Hilvan Siverek grubuyla gidiyorduk. Orada Celalettin Delibaş arkadaş açıkladı. Önce zaten yan yana düştük, bana dedi böyle bir eylem olacak. Dedi eylem sürüş grubunda var dedi, o daha kalabalık olduğundan dolayı dedi şu anda. Dedi ölüm orucu eylemi başlayacak. Artık hiçbir kural moral tanınmayacak dedi. Artık bu çağrı bütün cezaevindeki arkadaşlara da Koşara'dır da. O da kalktı açıkladı. Yani o bizim kaldığımız girdiğimiz mahkemede Celalettin Delibaş arkadaş açıkladı. Suruç grubunda da Aliye Varkay arkadaş açıklamıştı ve Koşara da çağrı vardı. Çağrı kimseleri harekete geçirdi mi? Ve bu çağrı zaten bizim için de artık tamamdı. Zaten harekete geçmeye hep kendimizi hazırlamıştık. Koşara gittik, söyledik, şey yaptık. 27. veya 6. koğuş olabilecek o anda bir slogan sesi geldi. Zaten bütün koğuşlar bağırmaya başladı. Bu sloganların hangi gün atıldığını hatırlıyor musunuz? 5 Eylül'de o dönemde işte kahrolsun sömürgecilik, kahrolsun işkence, yaşasın direniş, yaşatır ölüm gibi sloganlar, daha siyasi şeyler, artık şiir okumalar, bağırmalar, birbirini sormalar, yani bir halay eşliğinde gelişti. İnsan hepimizin gözünde yaşlar akıyordu, birbirimize sarılıyorduk, bir sevinç ki sanki yeni dünyaya gelmişiz yani. Artık hiçbir kural tanımıyorsun. Artık Kürtçe şarkıların sesi cezaevinde yükseliyor. Yani o ne kadar marşların sesi varken artık Kürtçe dillilerin sesi, halay çekmelerin sesi geliyor. Kim ne biliyorsa yani hangi şivanın parçasından, aramın parçasından ve cigerkunun herhangi bir şey ne biliyorsa hemen bir şeyler pencere çıkıp diğer pencerelere mesaj olsun diye okuyor. Ve çok zebi duyuyor tabii. Yani ölüm orucuna katılım arttı mı? Yanılmıyorsam 30'a yakın arkadaşla 1 Eylül'de başlayan ölüm orucu 5 Eylül'den sonra 200 kişi buldu. Hepimiz katıldık yani. Zaten biz ölüm orucuna katılan arkadaşlar da aldılar. O zaman 36. koğuşa götürdüler. 27 Eylül'de de kabul edildi. Tabii bu arada öyle bir kazanım oldu ki yıllarca yan yana oturup özgürce konuşmadığın arkadaşları hücreden alındı, koğuş koğuş gezdirildi ve bu insanlar birer önder olarak karşılandılar. Herkes şey yaptı yani, gerekli hayranlığı gösterdi. Yani böyle siyasi miyasi düşünce farkı gözetmeksizin yani kimse o anda onu yapıyor. İşkencedir, işkenceler herkesi kapsıyor ve herkes şey yaptı ve bu insanlar dedi tamam sonuna kadar direniş, haklar alınana kadar hiçbir baskı kabul edilmeyecek ama şeye de galyana da gelmeyin, görüşmelerimiz idareyle sürüyor, sonuç alınana kadar bizden haber bekleyin. Sonuç ne oldu? Sonuçlar bir bütün olarak şey dönemi kapandı diyebiliriz. O zaman hücrelerdeydik. Artık ay 27'sinde ölüm orucu bitti. Artık konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, Kürtçe konuşuyoruz, şiir okuyoruz, bağırıyoruz. Bizim 3 yıl içerisinde öğrendiğimiz bütün marşları diyebilirim ki bir günde unuttuk yani. Sizin için yeni bir hayat mı başladı? Artık yeni bir süreçti ve direnişle parça parça onurunu geri aldığını ve çok güçlü olduğunu, insanın başaramayacağı, şeyin olamayacağı, yeter ki inansın, pratikte yaşadık, gördük tabii. Ama bu fazla da sürmedi. Yani düşman idare kaldıramadı. Direniş size neyi kazandırdı? O dönemde yani şunu açıkça biz gördük. Direnişle insan yorumumuzu kazandık, tekrar parça parça hepsini aldık, söktük yani bizde anlanan şeyleri, siyasi kimliğimizi koruduk ve hiçbir şeyle değiştirmeyeceğimizi, ulusal kimliğimizi koruduk ve bundan daha güzel bir şeyin olmayacağını, insanın insan yapan meziyetlerin başında geldiğini, yani insani onurun olması gerektiğini anladı. Ve en büyük şey de işkenceler altında zorla itirafa sürüklenen onlarca insan direniş saflarında yer aldı. Pişmanlıklarını geri aldılar. Kendilerine yapılan haksızlıklar ne olduğu, yani hepsini mahkemelerde haykırıp lanetlediler yani. Yani nasıl pişmanlığa sürüklendikleri, arkadaşlıklarına karşı nasıl birkaç kemikleşmiş insanın dışında, yani artık dönüş yolu kendine kapatmış işkenceci insanın dışında hemen çok geri döndü geldi. Cezaevi idaresi veya devlet bu yenilgiyi hazmetti mi? Yani 1984'e girmeden zaten bu Eylül kazanımlarının ortada kaldırılmak için idare yeni yöntemlere başvurdular. Ve hatta öperlerle bütün koğuşlara çağrı yaptılar, dedi bizim dayattığımız kurallara uyacaksınız. Başta tek tip olmak üzere. Yani tek tip kuralı dayatıldı. Dedi uymayan olursa zaten inzibati metotlar uygulanacak. İnzibati tedbirler ne demek? İnzibati denildiğinde de zaten işkenceler var. Yani baskılar uygulanacak. Tutuklulara tek tip elbise giydirmek için işkence yaptılar mı? Tek insanlara baskılar uygulanmaya başladı. Zaten yılbaşı bittikten sonra saldırılar da başladı. Saldırılar başlarken bütün koğuşlar zaten kendi barikatlarını kurdular. Dedi biz yani onurumuzda artık taviz vermiyoruz. Kurallara da uymuyoruz. Biz sonuna kadar direneceğiz. Biz vahşet dönemini de gördük. İşkenceleri de gördük. Yani işkencelerin bize neye mal olduğunu da, yani daha doğrusu genel şey bu. Ve onlar da saldırdılar. Yani kapıları kırdılar, duvarları yıktılar, tazikli suyla, şuyla, böyle insanları, koğuşları bastılar mesela. İnsanları tek tek çıkardılar. İşkence sinema salonu denilen yere, kantin denilen bölüme götürdüler. Tek tek insanlara işkenceler yaptılar yani. Yaralananlar veya ölenler oldu mu? O dönemde mesela ben koma halinde beni Diyarbakır askeri hastanesine kaldırdı öyle diye. Yani o kadar işkenceler yapıldı tek tipi giydirmeleri için. Öyle diye şey yaptılar. Hastaneye gittiğimde bir baktım ki çevrem dolu yani. Tanıdık arkadaşlar şeydi. Zar zor gözlerimi açtım zaten orada. Bir iğne vurdular, tekrar geri getirdiler. Tabii yürüyemiyorum da artık bu bacaklarım şişmeye başladı yani şey. Cezaevinde zaten arabada ben oraya attıktan sonra kardiyonlarla beraber çeke süründüre 36. koğuşa getirdiler. 4. kata koydular. 4. katta o dönemde şu anda gazetecilik yapan Mehmet Özgül, onlar da getirilmişti. Onlar bana yapılan işkence içinde olduğum durumu gördüler yani ilgilendiler de sağ olsunlar. Hatta onlarda geçirdiğim baygınlıkları da gördüler. Biraz da ilgilendiler. Tabii şeylere de saldırdılar. Yani hücrelere de saldırdılar tazikli sularla. Sabahtan akşama kadar yüksek sesle hoparlörlere mehter marşlar koyarak bir hücreden diğer hücreye konuşma imkanını ortadan kaldırdılar yani. Sadece yemek esnasında asıntısında açıyorlardı, kapatıyorlardı ve o şekilde diyalogda kurabiliyordu. Bu çok sürdü yani. Öyle bir vahşi saldırı oldu ki o anda koğuşlarda iki arkadaş kendini astı yani protesto etmek. İlmaz Demir ve Remzi Aytürk adındaki arkadaşlar. Necmettin büyük arkadaş işkence altında katledildi. Tabii ölüm orucu da başladı. Ölüm orucunun da iki arkadaş düştü. Cemal Arat ve Orhan Keskin arkadaşlar. Direniş tutukluların lehine bir sonuç doğurdu mu? Tabii o dönemde kısmi bazı haklar kabul edildi bu sürecin atlatılması açısından yani. teklif elbisesi kabul edildi. Haftada bir sefer İstiklal Marşı'nın okunması gibi şeyler kabul edildi ama bunlar zamana yayılarak ortadan kaldırılması gereken şeyler olduğu ve artık dağıtılmak istenen örgütlülüğün, gücün tekrar toparlanması açısından yani basit bir geriye adım olarak değerlendirildi ve kabul edildi yani. Tekrar çünkü kopuşlar oluyor, gidenler oluyor. Direnişin yanında artık o eski andıran marş seslerini koşularda çok cılız da olsa duyabiliyorsun yani. Ve bununla müthiş derecede bir toparlanma oldu diyebiliriz. 3 Mart'ta bitti yani. Direniş, bir nevi savaş bitince vaziyet nasıldı? Yani o dönemde çırılçıplak hepimiz, yani kimi çırılçıplak, kimi elbiselerle koğuşlara atılmışlardı. O günden sonra koğuşlarda toplu halde elbiseler getirilip koğuşların önüne atıldılar. Kim kiminkisi, hangi ayakkabı hangisinkisi alsın biçimde. Tabii hangisini çekiyorsan hepsi çürümüş. Artık çürümüş kalır bir şey. O şekilde yani çoğumuz mesela o sağlam şeylerde çantalar yaptık, şu yaptık. Hatta hatıra olsun diye 84'te yaptığım, elle diktiğim çantayı 1991'de Aydın cezaevinde tahliye olurken eve getirdim ve Orhan'ın evdedir yani. O işkencede parçalanan elbiseleri yan yana getirerek güzel bir çanta yaptım. Elbise çantası olarak hep korudum. Yaralanan, sakat kalan tutuklular var mıydı? Sakat kalanlar çok oldu. Kendini yakanlar çok oldu. Tabii bu liste uzundur. Yani bu belgelerde de saklıdır. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra kısmi bir rahatlama oldu. 85'e yani 84'ün ortalarında itibaren abim 35. koğuştayken yanıma geldi, beraber kaldı ama 5 yıla yakındı babamdan kopuktum. O dönemde 85'in ilk aylarında dilekçe üzerine dilekçe verdik. Bir aylığına da olsun gittim babamı koğuşunda kaldım. Sonra ben tekrar hücrelere aldılar. 36. bölüm. 86'nın ortalarında oradan 35. koğuşa gittim. Zaten orada kardeşimin şehit düşmesi orada yaşandı ki onu daha önce anlatmıştım. Hangi tarihler arasında Diyarbakır cezaevinde kaldınız? Yani benim Diyarbakır cezaevinde kaldığım süreç 1980 ile Ekim 1988 ayına kadardır. Siz, 2 ağabeyiniz ve babanız tutuklusunuz. Bir kız kardeşiniz ise arandığından yurt dışına kaçmış. Onun hakkında neler duyuyordunuz? Benim küçüğü olan kız kardeşim ise yurt dışına kaçmış. Çünkü onu da çok arıyorlardı. Suriye'de, Lübnan'da, Bekaa'da kalmıştı o dönemde. Bir gün mesela abim şehit düşmüş, halen onun etkileri var. Hücrenin duvarına, 35. hücrenin duvarına televizyon vurmuş. Seyrediyoruz, haberleri dinliyoruz. Hiç beklenmedik anda. Yani haberlerde Ahmet Kesip ve 9 arkadaşının Şemdinli'nin de Benavok mıntıkasında öldürüldükleri haberini verdi TRT. Öldürülenlerin isimlerini verdi. Baktım kız kardeşimin ismi de var. Leyla Kot isimli Sultan Yavuz. Ve tabii öyle parçalanmış cesetlerini çok yakından da gösteriyorlardı, teşhir ediyorlardı. Yani kendin şunu düşünüyorsun, diyorsun ki ya bir gün çıkarsam dağa gideceğim, bu davayı sürdüreceğim. Yani öyle hayal kuruyorsun, diyorsun ki işte dağda ki insanlara diyecekler işte bir grup cezaevinde çıkan arkadaş geliyor ve sen gidiyorsun, o anda bakıyorsun ki seni karşılayan kız kardeşim biliyorsun. O da bakıyor ki gelenler içerisinde biri benim. Yani öyle hayallerle yaşarken birden karşında onun parçalanmış cesedini görüyorsun. Tabii acı bir şey yani, öyle çok insan zoruna gidiyor. Zaten abim şehit düştükten sonra onun hücresinde, yatağında, yani zaten o kanlı yatağında Ekim 1988'e kadar yattım. Diyarbakır cezaevinden hangi cezaevine sürgün edildiniz? Eskişehir cezaevine sürgün edildik. Eskişehir'de de direnişlerimiz sürdü. Tabii konu Diyarbakır cezaevi olduğu için burada herhalde fazla şey yok, gereği yok o süreçte yaşadıklarımız, ki o da başlı başına bir olay. Eskişehir'den nereye sürüldünüz? 89'un Ağustos'undan da Aydın cezaevine sürgün edildik. Aynı bulunduğumuz ringde iki arkadaşımız katledildi. Mehmet Yalçınkaya ve Hüseyin Hüsnü Eroğlu. Büyük direnişlerimiz oldu. 1,5 ayı geçen aşık ile ölüm oruçlarımız oldu. Ne zaman tahliye oldunuz? 1991 Kasım ayında çıkıyorsun. Bu kadar acıdan sonra kendini bir kuş kadar hafif hissedebiliyorsun ve hemen dava arkadaşlarını arıyorsun yani. Sanki büyük bir acelem varmış gibi, şey yani kaçıyormuş gibi. Tabii eve gittim. Evde 1,5 ay kaldıktan sonra babam evde, fakat iki kardeşim yok. İki kardeşim kayıp yani artık. Şehit düştüler. O yılan arası, sarılıyorsun. Oturuyorsun, insanlar gelip sohbet ediyorsun. 11 yıl sonra insanları, dışarıyı, değişimi nasıl gördünüz? Yanında bakıyorsun çok samimi bir insan konuşuyor. Abi sana diyor, böyle bakıyorsun bıyıklı, sakalı var. Sen o anda fark ediyorsun ki senin nice yılların gitmiş yani. Farkında değilsin aslında o döneme kadar. Ondan sonra bazı şeyler fark edebiliyorsun. Dışarıdayken, cezaevine girmeden önce kendin bakıyorsun büyüklere, abi diyorsun, sakalı olan, bıyıklı olan, ve bir bakıyorsun ki bıyıklı olan artık sakalı olan sana abi diyor. Dayı diyor, biliyorsun. O anda anlıyorsun ki senin yılların gitmiş. Yani çok yıl gitmiş. O anda farkına varıyorsun. Yani sen cezaevindeyken diyorsun ki belki ben her şeyi bıraktığım gibi kalmış yani. Öyle gidip devam edeceğim yani. Ama bakıyorsun ki diyoruz, tanıdın mı bunu? Yok diyor. Diyor bu işte bizim komşumuzun çocuğu mesela Ramazan diyorsun. Sen cezaevine girdiğinde bakıyorsun ki o çocuktu. Sen hala o gözle görüyorsun diyorsun. Belki o anda onu karşında bıyıklı sakalı gördüğün an artık senin hangi düzeyde olduğunu, hangi yaşta olduğunu yavaş yavaş, yani uykuda uyanır gibi hissediyorsun. Evet. Ahmet, bir de sizi eşinize soralım. Yaşadıklarınız hakkında o neler düşünüyor? Ya en başta ben onunla gurur duyuyorum. Bu kadar şey çekip de hala kendi ayaklarının üzerinde durmasından. Ama mesela ilk geldiğimde bu tür şeyleri bilmiyordum. Mesela çok meraklanıyordum. Sorduğu zaman, anlattığı zaman nasıl yaptılar, nasıl böyle işkence, inanamıyordum. Bazen geceleri rüyalarıma giriyordu, bağırdığım oluyordu. Yani nasıl sana böyle bir şey yaptılar gibisine. Yani insanlık dışı bir şey. Abisi gözlerinin önünde vefat ettiriliyor işkenceler yüzünden. Çok kötü bir şekilde. Ondan sonra yani abisinin vefat etmesine rağmen daha Ahmet çok onun yatağında yatmak zorunda kalıyor. Bu da bir işkence türüdür. Bu da çok kötü bir acıdır bence. Ondan sonra kız kardeşini yıllarca göremiyor. Onun nerede olduğunu, ne yaptığını bilemiyor. Belki bir gün görürüm umuduyla yaşıyor. Ona şiirler yazıyor içinden. Umutlar besliyor. Ama bir gün ansızın haberlere bakarken televizyonda kız kardeşinin şehit düştüğünün haberini alıyor. Ve o halde de kalkıp onlara tekrardan işkence yapmak, hem de en kötü insanlık dışı işkenceler yapmaları insan çok zoruna gidiyor. İnsanın ben o ülkede yaşadım diyesi bile gelmiyor açıkçası. Yani çok kötü şeyler.